ya da yönetmek istedikleri ülkenin farkındalar ve dolayısıyla bir ortak aklı yaşama geçirecekler. Yani bu ülkenin çok büyük sorunları var. Gerçekten çok büyük sorunları var. Ya 66 milyonu yoksul olan bir ülkeden bahsediyorsun. Geçen şey cumartesi günü Ülke Politikalar Vakfı'nın bir toplantısı vardı. Orada çok değerli sunumlar yapıldı. Yani bu ülkenin bilim insanları çok değerli sunumlar yaptı. Hatta siyasaldan Bilsay Kuruç Hoca. Bizim gazetemizde yazarıdır. Çok da severim, sayarım Bilsay Hoca. Şimdi çok güzel bir şey söyledi hocam. Dedi ki bu ülkede 14-65 yaş arası hiçbir mesleki niteliğe sahip olmayan insan var. 25 milyon. 25 milyon insan şu bu ülkede 4 işlem yapamayan, herhangi bir mesleki becerisi olmayan ve sistem açısından da büyük bir yük olan bir kitle var. 25 milyon. Şimdi Mustafa Şeref Efendi dedi bunu 1930'larda buna dikkat çekiyor. Hani kitlenin eğitilmesi ve dönüştürülmesi konusunda bu yapılamadı. Şimdi de yapılamadı. Şimdi sizin yönetmeye talip olduğunuz ülke böyle bir ülke. Yani bu 25 milyon insanı siz yeniden nitelikli bir hale nasıl getirebileceksiniz? Şimdi bu çok büyük bir sorudur ve çok büyük bir sorundur. Şimdi bunu tek başına ne CHP kalkar, ne AK Parti kalkar, ne MHP kalkar, ne İYİ Parti kalkar, hiçbir parti kalkmaz bunun altından. Burada gerçekten Türkiye için çok büyük fırsattır. Bu altı masanın, altı kişinin bir masa etrafında buluşması önemlidir. Ya buradan yeni bir Türkiye hikayesi çıkar, ya buradaki başarısından daha büyük bir çöküntü çıkar. Yani Türkiye tarihinde hiç şu görülmedi hocam. Bu kadar umutsuz bir kitle yok. Konrad Adenauer Vakfı araştırma yaptı. Bu ülkede şu anda %70 gençlerin %70'i bu ülkeden gitmek istiyorlar. Zeynep'in geçen hafta Dünya Gazetesi'ndeki haberi. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Aynen öyle. Doğru, doğru. Şimdi bu durum, yani önümüzdeki, hani bu Latince ceteris paribus diyoruz ya. Yani normal şartlar altında. Evet, yani şimdi bu normal şartlar altında sizin bu şartlara uygun bir siyaset inşa etmeniz gerekiyor. Yani ben çıkıp diyebilirim ki ya ben kardeşim demokratik sosyalizmden yanayım, her şeyi kamulaştırırım, bu nedir kardeşim falan diyebilirim. Bunun hayata geçmesi başka bir şeydir. Bak AK Parti bunu yaptı. Biz her yerde statükoya karşıyız, onu yaptı, bunu yaptı. AK Parti onu yaptı ama altı muhalefet partisi Migros direnişinde sınıfta kaldı. Tabii, aynı fikirdeyim. İşte bak yani şimdi orada, o zaman orada, AKP'nin çıkışı neydi? AKP neyin üstünde yükseldi? O sınıfsal kinin hıncın üzerinden yükseldi. Onun üstünden yükseldi. Şimdi aynı fikirdeyim. Yani eksik kalan çok yön var. Yani senin dikkat çektiğin, yani halkla ilişkilerin temel bir şeydir hocam. Yani bir kurumsal başarı önce kurumun kendi içinde. O kurumun bütün unsurlarını eğitirsen, dönüştürürsen ve inandırırsan orada büyük bir başarı elde edersin. Nihayetinde bu yapılabilir. Ama şu, yani farklı altı parti zaman şu oldu, bu oldu vesaire falan daraldı falan. Ama nihayetinde ya Türkiye'nin gerçekten bir demokratik birikim vardır. Biz bu süreçte buna tanıklık edeceğiz. Bu birikim bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırabilir. Ya da gerçekten daha büyük bir çöküntünün içerisinde debelenip duracağız. Yani onun yolu ama sadece seçimi beklemek değil. Bak altı muhalefet partisinin liderinin de düştüğü yanılgı o. Her şey 2023 yılında yapılacak olan seçime erteleniyor. Biz üniversiteye hazırlanırken ben bunu Barış hocam, ben bunu hem yazdım hem söyledim. Yarın öbür gün bu topraklarda o kadar büyük bir açlık ve yoksulluk var ki bir sınıf hareketi başlar, bir kitle hareketi başlar, ortada bir parti kalmaz. Yani biri çıkar o hareketin içerisinde. Hani Türkiye'de böyle çok buna çok alışık değil, işte böyle Podemos'tan Syriza gibi vesaire falan, ama nihayetinde bu kadar birikmiş bir öfke var ve muhalefetin bu birikmiş öfkeyi iyi tanımlaması ve ona iyi öncülük etmesi lazım. Ali Aydar. Yani bunun yıkıcı bir hale dönüşmemesi ya da o enerjinin demokratik bir şeye dönüşmesi, evrilmesi açısından Barış hocamın söylediği doğru, seyirci kalmayacaklar ya, en azından şeyin tavrını gösterecekler ya, yani sanatçı Haluk Levent, yani o tavrı normalde siyasi partilerin göstermesi. Ama işte bak, yani siyasetin Türkiye'de gelip tıkandığı nokta orası. Bak şimdi eleştirince arkadaşlarımız sistem ediyorlar. Ya arkadaş, Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Migros yılda 400 milyon TL kar eden bir şirket. 400 milyon TL kar. Ciro değil, kar. 400 milyon TL'yi alıyor, cebine koyuyor. Bu kelepçelerine de saat başı 4 lira ücret istiyorlar. Şimdi burada Migros'taki işçiler diyorlar ki kardeşim, biz asgari ücret artı %8 zamla sefalet ücretiyle yaşayamıyoruz. Asgari ücretin üzerine koyduğunuz %8'e ek olarak çalıştığımız her saat başına da
4 TL zam istiyoruz. Hı. Çok insani bir talep. Ayda 660 lira yapıyor. Bilemedin 1000 lira yapıyor. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı çıkıp kürsüden herkese demokrasi, hak, hukuk dersi verirken temel örgütlenme özgürlüğünü gasp ederek sendikalı işçileri gece depodan polis zoruyla attırıyor, gözaltına aldırtıyor ve o işçiler gelip Tuncay Özilhan'ın evinin karşısında bir gösteri yaptıklarında da kelepçeleniyorlar. Şimdi evet. Buraya kadar olan nedir? Bir kere bazı siyasetçilerin dediği gibi sağ ve sol kavramları bitmiştir. Sınıflar hikayesi tarihe karışmıştır. Sözünün nedenli içi boş olduğunu palavradır. Yalanlayan yalandır. Bir gerçeklik. Tuncay Özilhan bir kapitalist olarak kendi sınıfının çıkarlarını koruyor. İşçi sınıfı da kendi çıkarlarını savunuyor. Hı. Yaşamak istiyor. 50 yaşında bileğine kelepçe vurulan Gülabi Aksu ben çocuğuma süt almak istiyorum diyor. Hırsızlık yapmıyor. O Gülabi Aksu ki kendisiyle de konuştum, aradım, hı, konuştum. Belki günde 3000 tane süt paketini arabaya yükleyen bir emekçi. Şimdi burada bir sosyal demokrat partinin ya da bir muhalefet partisinin yapması gereken nedir? O direniş eğer senin dışında başladıysa o direnişe öncülük etmektir. Sahiplenmektir. Sahiplenmek, öncülük etmek işçi sınıfının yanında olmaktır. Hı hı. Çünkü işçi sınıfı örgütlenebilirse, emekçi yığınlar örgütlenebilirse, emekçi yığınlar arkalarında siyasal bir güç, siyasal bir parti olduğunu görürse harekete geçer. Ama sen ne yapıyorsun? TÜSİAD'çılarla ters düşmemek adına yok sayıyorsun. Kardeşim bu TÜSİAD'dan bu kadar çekinmeyin ya. Tayyip Erdoğan hepsini işte görüyorsun. Pamuk helva gibi salladı attı bir kenara ya. Bunların bir toplumsal dayanağı, gücü mücü yok kardeşim ya. Gitsin üretimi durdursun durdurabiliyorsa. Peki. Yok bunların böyle bir gücü. Korkmayacaksın. TÜSİAD'dan çekinmeyeceksin. Sen eli kelepçelen Gülabi Aksu polis arabasına bindirildiğinde o karakolun önüne 30 tane milletvekilini göndermiyorsan olmaz. Başka fazla bir şey söylemek istemiyorum. Peki. O yüzden muhalefetin bütün toplumsal tepkilere önce olması, destek vermesi, bu işin dinamosu olması arka gerekir. TÜSİAD'ın karşısına da siyasal bir güç olarak çıkıp ben buradayım diyeceksin. Hı. Kardeşim bu işçi sınıfı sahipsiz değil. Yemek sepetinde, bana bir de, Trend Yol'da, yurt içi kargoda, diğer o Gebze'deki bir fabrikada, Ali Ağa'da, tersanelerinde, Ataşehir'de finans merkezi inşaatı işçilerinin çalışanlarının yanında olacaksın. Bunların mücadelesini alana taşıyacaksın, sokağa çıkacaksın. Ama ben sokağa çıkmıyorum deyip en baştan kendini hapsedersen o zaman toplumsal peki muhalefeti geliştirebilme şansın kalmıyor. Peki. Biz eleştirimizi niye yapıyoruz? Şimdi daha iyi olsun diye yapıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, yayını kapatmadan